Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün atölyeden dışarı çıkayım dedim. Doğada bir çekim yapayım. Hem de bayramınızı kutlayayım dedim. Hazır bayram arifesi, boş durmak bize yakışmaz. O yüzden biraz öğrencilerimle diyeyim istişare yapalım. Öğrencilerim dediğim arkadaşlar kanalımı takip eden 15-16 yaşında, 17 yaşında genç sevdiğim kardeşlerim var. Bana yazıyorlar. Diyorlar ki abi İşte 15 yaşındayım, 16 yaşındayım. Usta olabilir miyim? Usta olamaz mıyım? Usta olabilirsiniz gençler. Usta olmak şöyle anlatayım. Ben bu işe başladığım yaşı söyleyeyim. Siz de ona göre kendi kafanızda bir istişare oluşturun. 10 yaşında başladım. Biraz haylaz bir çocuktum. Okula da gitmiyordum ama hem okulu bitirdim hem de sanayide çalışarak kendimi geliştirdim diyeyim. Bu ustalık mevzusu biraz da size kalmış bir şey. Önce çıraklıktan başlayacaksınız. Aman oram yağ oldu, aman buram yağ oldu, çok zor gördüm, kaçıyorum derseniz pek bir yere gelemezsiniz, onu söyleyeyim. Çünkü her işin bir zorluğu var ve bu zorlukları katlanmadan bu işi de öğrenmeniz kolay değil. O yüzden biraz sadakat isteyen bir iş, biraz kafa isteyen, zihin çalıştırmanız gerektiren bir iş. İşte her şeyi size birilerinin öğretmesini beklemek yerine merak ettiğiniz şeyleri biraz da siz araştırın. Belki bunu size öğretecek olan insan dört dörtlük öğrenilmemiştir. Ama siz kendiniz araştırarak daha iyi öğrenebilirsiniz gençler, onu söyleyeyim. Usta çırak ilişkisi çok tuhaftır aslında. Benim gördüğüm zamanımda benim ustalarım benden hiçbir şey esirgemediler. Hepsinden Allah razı olsun. Yani bana çoğu bildikleri şeyleri anlattılar, öğrettiler. Ben de üstlerine katarak ilerledim. Ve şu anki durumda üstlerine katarak ilerlenmesi gereken bir durum. Sektörümüz çok inanılmaz derecede gelişmeye başladı. Hani haddinden fazla yeni teknoloji çıktı ve buna hepinizin ayak uydurması gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim gençler. Yok sadece işte motor topladım. Eyvallah. Motor topladım. Motor toplayabiliyorum, çalıştırıyorum, buji değiştirebiliyorum, yağ bakımı yapıyorum, balata değiştiriyorum. Bunlar artık normal basit şeyler. 3-4 ayda belki de 1 senede öğrenebileceğiniz şeyler ama diğer elektronik kısım ya da işte motorun senteleri, genelde herkes senteyi almaktan korkar. Motorun senteleri, işte motorun arızasını bulmak, ön takım arızası bulmak, işte gelen herhangi bir sesin arızasını, işte bir yer mi gevşemiş, cıvata mı kopmuş. Bunları bulmak tabii ki de hemen zank diye yapabileceğiniz bir şeyler değil. Bunların hepsi tecrübeye dayanıyor. Ama bütün iş aslında sizde bitiyor. Çünkü kendinizi verirseniz ve bu işte gerçekten bir yerlere gelebileceğinizi düşünüyorsanız bu sektöre dalın. Usta olmanın bence yaşı 20, 21, 22'den bile başlayabilirsiniz usta olmaya. Çünkü üniversite öğrencilerine yani diploma almış üniversite öğrencileriyle çalıştığımı biliyorum. Arkadaşlarım arasında üniversiteyi bile, ben lise mezunuyum, motor araçlar teknolojisi ama üniversite mezun otomotiv bölümünden mezun olmuş. Gerçekten bu işe gönül vermiş ve ciddi anlamda iyi bir bilgi birikimine sahip çalışan insanları da tanıyorum. Kanalımda onlara yer verdim mi hatırlamıyorum da. Ama bu tür insanlar da var. Üniversiteyi okuyup da işte 21-22. Yaşlara gelip de o yaşlarda sonra ustalık yapmaya çalışan insanlar var. Ama benim size tavsiyem eğer bu sektörde yürümek istiyorsanız kendiniz Ar-Ge yapacaksınız. Kendi kendinizin Ar-Ge çalışanı olacaksınız. Yani nedir bu? İşte diagnostik cihazları öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonracığıma tek bir dalda ilerleyeceksiniz. O dalın araçlarının motor çeşitlerini öğrenmeniz gerekiyor. Neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sormanız gerekiyor ki bizim bununla ilgili çok güzel bir topluluğumuz var. Ve gerçekten hani bilmediğimiz araçlar üzerinde çalışırken bile biz birbirimize bilgi danışıyoruz. Bu çoğu insan tarafından işte abi egom yüksek ben soramam hesabına geliyor ama kusura bakmayın. Bütün her şeyi sizin bilme gibi bir şansınız yok. Çünkü en azından kendi sektörüm için diyorum. Ucu bucağı görünemeyen bir sektör değil şu an. Yani otomotiv sektörü çok acayip teknolojiye sahip bir sektör. Ve ciddi anlamda ilerleyen bir sektör. Diyeyim. Ama gençler kendinizi yılmayın. Eğer bu işi yapacağım diyorsanız yapın. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu sektörde artık işte yok elim yağlandı, yok kirli iş, İşte ben yağa dokunamam, ben pasa dokunamam, ben araba sökemem diyenler var. Bunu yapan, bunu söyleyen insanlar ve bu mesleği bırakan insanlar var. Onu açıkçası söyleyeyim. Ya kardeşim işte 3-5 kuruş veriyorlar. Niye bu sektörde çalışayım ki? Gidip şoförlük yaparım. Ama bu sektör beni doyurmuyor. Şoförlük bence daha iyi para kazandırabilecek bir sektör diyor. Ve
sektör bırakıp şoförlüğe geçiyor. Şu an sanayi etrafında işte kanalındaki sizlerin de tabiriyle penseyi tornavidaya tutan usta olmuş diye bir tabir var. Yani kanalında genelde geçiyor bu. Durum ona dönüyor. Ne oluyor bu sefer? Piyasada bilgi eksikliği olan bütün herkes ustayım diye arabalara dokunuyor ve bu durumdan çoğu kanalındaki çoğu insan da şikayetçi. Abi anlamıyorlar, ellediler bana masraf çıkarttılar diye ceplerine külfet oluyor. Siz bu külfeti yapanlardan olmayın. Kendinizi geliştirin. Bulunduğunuz yerde belki imkanlar el vermiyor olabilir. Belki ilçedesiniz. Belki size öğretecek insan çok fazla bir bilgisi yoktur. Ama siz kendinizi bununla sınırlamayın. Ve mümkün olduğunca internet var. Şu an bakın mesela beni izliyorsunuz. Benim gibi bu işi yapan insanların belirlediği, yani size atmış olduğu videolar, işte şunu bu böyle çalışır, şu şöyle çalışır videoları aslında sizin için büyük bir avantaj. Çünkü sistem olarak nasıl çalıştığını öğrenirseniz arızayı çözmeme gibi bir şansınız yok. Ama önce sistemi çözün. Örneğin mesela geçenlerde bir araç gelmişti. Araç ortalama 3000-3500 devirde turbo basınca düşük arızası veriyordu ama araçta bir yazılım vardı. Tabii yapacağınız araçların da önce geçmişini öğrenmeniz çok önemli. Yazılım vardı ve hani mekaniksel olarak benim yapabileceğim bir şey yoktu araçta. Tamamen yazılımsal bir hata. MM manifoldunun basıncını düşük okuduğu için araç arızaya geçiyordu. Bu tür şeyler başınıza gelebiliyor. Her sektörün kendine göre zorluğu var. Bu yüzden hani yılmadan yapmanız lazım. Atıyorum mesela şanzıman söktünüz. Değiştirdiniz volant keçesini, arka grand keçesini değiştirdiniz. Topladınız ama keçeyi çakamadınız. O şanzıma bir daha sökmek zorundasınız. Ve bazen bu şanzımanlar ortalama 2-3 saatimizi alıyor, sadece sökmesinden bahsediyorum. 1 saati sökülen şanzıman da var. Ama eğer derseniz ki ya kardeşim işte bu iş yapılır mı, ben bunu yapmayacağım, bir daha kim sökecek o şanzımanı, zaman kaybederseniz işte o zaman bir şey öğrenemeyeceğiniz zamana gelir. Çünkü hani bir şeylerden feragat etmeniz lazım, kendinizden feragat etmeniz lazım ki üstüne kata kata bir yerlere gelebilirsiniz gençler, onu söyleyeyim. Eğer hani yok abi ben bunu çekemem, yapamam diyorsanız hiç bu işe bulaşmayın derim. Çünkü ustalık biraz kendinden ödün vermek demektir. Yeri geldiği zaman bedava çalışmak, yeri geldiği zaman karşılıksız çalışmak. Çünkü karşılıksız çalıştığınızda emin olun bir karşılığı vardır onun. Çünkü o işi öğrenmeniz için siz oradasınız ve o işin karşılığı da size o işi öğretmek. Belki hiç hayatınızda hiç duymadığınız bir şeyleri duyacaksınız. O an belki karşılıksız çalışıyorsunuz ama hayatınızda hiç yaşamadığınız bir tecrübeyi yaşayacaksınız. Ve ustalık tam anlamıyla tecrübeden oluşan bir şey. Ben bu işi anlamıyorum demeyin. Tabii hiç anlamadığınız bir işe de girmeyin. Ama en azından anlayanları bulmaya çalışın ya da işte size rehber olabilecek insanları bulmaya çalışın. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama çok şikayetçi olanlar var. Yorumlara cevap veremiyorsun diye. Arkadaşlar ben sadece YouTube'a kanal içeriği üreten, yani içerik videosu üreten bir usta değilim. Aynı zamanda bir atölyem var ve ilgilenmem gereken müşterilerim var. Bazen çok aşırı yoğun olabiliyorum. Bazen bu şekilde seyrek olabiliyorum. Bugün de Kurban Bayramı olduğu için rahat bir şekilde şu an sizlere video çekiyorum. Atölyede değilim. O yüzden mekanik anlamda gösterebilecek bir şeyim yoktu. Ben de söyleşi anlamda. Usta olunur mu olunmaz mı? Onun videosunu çekip sizinle paylaşmak istedim. Korkmayın. Bu sektör gerçekten çok eğlenceli bir sektör. Girdiğinizde bunu anlayacaksınız. Hele ki işte kendi aracınızla ilgilendiğiniz zaman daha da farklı oluyor. Şu an benim fırsatım yok. Ama kendi aracınızla ilgilendiğiniz mi? İnternette yeni bir şey öğrendiğinizde bunu kendi aracınızda denemeniz, işte yazılımsal olarak bir şeyleri öğrendiğinizde ya da birilerine bir şeyler öğretmeye çalıştığınızda bu çok farklı bir haz. Bunu yaşamanızı ben isterim şahsen. İşte bunun için de deneyim lazım. Her araçtan herkes anlamıyordu söylediğim gibi ama siz bir araçta bir şeyin püf noktasını biliyorsanız, arızayı nokta atışı bulduysanız o zaman gerçekten hem siz mutlu olacaksınız hem karşı taraf. Diyorum. Bence bu sektöre girin. Yani sektörün bence yaşı yok. Bir video daha çekeceğim. Bunu da büyük bir daha hafta sonuna denk getireceğim. Ben bu işe nasıl başladım? Neler oldu? Onlardan bahsedeceğim size. Nasıl bu sektöre girdim? Bugüne kadar hayatım boyunca nerelerde çalıştım? Ne yaptım? Hangi şehirdeydim? Hangi ildeydim? Hangi araçlarla uğraştım? Bununla ilgili de size rehber olması için ben kendi hayatımdan kesitler paylaşacağım ama bunu merak ettiniz. İşte dediniz abi usta olur mu olmaz mı? Bence her yaşta usta olunabilir ama biraz da kapasiteye bağlı. Kendinizi fazla zorlamamanız lazım.
Benim size tavsiyem küçük yaşlarda eğer otomotiv sektörüne girecekseniz gidip bir ustanın yanında bu sektörü tanıyın. Ustaya sorun ya bu sektörün artıları neler ya da bu sektörün eksileri neler? Artıları aslında bana sorarsanız daha fazla. Yani eksileri pek fazla yok. Bazen işleriniz rast gitmeyebiliyor. Bu da sizden kaynaklı bir şey değil. Piyasadaki parça hatalarından dolayı. Siz söktak yapabiliyorsunuz. Bazı araçlarda da böyle çelimsiz arızalar çıkabiliyor. İşte nedir? Elektronik bir arıza vardır ama diğer sensörleri etkiliyordur. Bunu değiştiriyorsunuz ama arıza gitmiyordur. Aslında küçük bir kablo kopmuştur. Bunu bulmak aslında bir tecrübe. Belki bu 2 gününüzü bir haftanızı alabiliyor. Çünkü biz bu şekilde çalışıyoruz. Ustaların nasıl çalıştığını merak edenler varsa söyleyeyim. Yani mekatronikler genelde bu şekilde çalışıyor. O arızayı, o elektrik arızasını bulması gerekiyor. Bulmuyorsa bile bilen birine danışıyor ama eminim ki yanındadır. Yanında yer alıyordur. Çünkü kendisine de büyük bir avantaj bu. Bulduğu zaman o arızayı, ya kardeşim bu bundan oluyormuş deyip not alabiliyor. Not alanlardan biri de benim. Not alıyoruz çünkü not almadan olmuyor arkadaşlar. Hani arıza katları, arıza kodu bile verse o arıza kodunu neyden dolayı yapması gerektiğini öğrenmeniz lazım, bilmeniz lazım. Bilmediğiniz takdirde bu sektörde ilerleyemezsiniz. Bir de ben şu konuya değinmek istiyorum. İşte demiştim ya yorumlara yetişemiyorum diye. Yorumlarda alt takım sesi soran oluyor. Debriyaja basınca bu ses var. İşte abi çekişten düşük bu araba neden böyle yapar? Şimdi anlatıyorum size. Diyorum ki burada elektronik problem de olabilir, mekanik bir problem de olabilir. Bu aracı diagnostik cihaza bağlamadan ya da ben görmeden sizin yorumlarınızın çoğuna cevap veremiyorum. Veremem de zaten. Eğer ben bunu vermiş olsam ya da size ya kardeşim map sensörü bozuk değiştir dediğim anda siz o map sensörüne gidip o parayı yığdığınız anda bana diyeceksiniz ki olmazsa eğer ki belki de farklı bir yerdedir işte ne bileyim turbo kaçırıyordur. Ama basınç düşük veriyordur. Map sensörü yanlış okuyor diye. Ben size dedim siz de bunu değiştirdiğiniz araç düzelmedi. Halbuki küçücük bir boru yırtığı varmış. Bu benim yapabileceğim, benim karakterime sığan bir şey değil. O yüzden yorumlarınızda çoğu zaman çelişkili cevaplar veriyorum. Görmem lazım, bakmam lazım. Şunu denedim mi, bunu denedim mi? Net nokta atışı veremem çünkü bu size külfet olur. Ben de cebinizin düşmanı değilim. Öyle söyleyeyim. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için gençler. Durmak yok, yola devam. Ne kadar çok bilgi öğrenirseniz, ne kadar çok üstüne katarsanız, bence o kadar çok başarılı olacaksınız ki bunun ışığını ben sizde görüyorum. Hele birkaç taneniz var Allah, fiyaman Allah yani. Acayip. Yaman gençlerimiz var. Acayip derecede birkaç taneniz. O yüzden hani bu azimi bırakmadan bu sektörün içerisinde devam ederseniz çok güzel yerlere gelebileceksiniz ki aranan usta olmanız çok önemli. Aranan ustadan kastım şu. Zaten sektörel bakımından çoğu işçi ben bu işi yapmayacağım deyip işi bıraktığından dolayı sanayideki ustalar da yavaş yavaş eksiliyor. Hatta çoğu ilde biliyorum ki abi ben bu ilde arabamı yaptıramayıp deyip de başka illere kayan insanlar var. Yani onlar için kilometre ve mazot benzin önemli değil. Yeter ki arabam düzgün olsun diyorlar. Bu yüzden farklı farklı şehirlere gidiyorlar. İşte kendi şehrindeki ustaları beğenmeyip farklı farklı yerlere kaçıyorlar. Bence o boşluklar doldurulabilir ama üstüne katılarak yapılabilir. Benim bir WhatsApp grubum var. Bahsetmiştim daha önceki videolardan. O WhatsApp grubunda da çoğu arkadaşım sağ olsun birbiriyle iletişim halindeler. Gerçi kimse bir şey bilmiyorsa bir şey bilmiyorum diyor. Bir şey biliyorsa onun bilgisini paylaşıyor. Bunu hiçbir kimse art niyetli bir şekilde de kullanmıyor. Çok güzel bir şekilde ilerleyen bir grubumuz var. Ben o grubu çok seviyorum. Buradan da eğer grup arkadaşlarım beni izlerlerse onlara selam olsun. Gençler siz de kendiniz için kendi etrafınızdaki hiç kimseyi rakip olarak görmeyin. Belki birilerinin sizden daha fazla bilgisi vardır. Ben de kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Ne YouTube'da rakip olarak görüyorum, ne mesleğimde rakip olarak görüyorum. Herkes benim kardeşim. Benden daha fazla bilgiye sahip olanlara saygı duyuyorum. Tabii ki duymak zorundayım çünkü onların bilgisine ihtiyacım var. Belki onların bilmeyip benim bildiğim bir şey var. O yüzden hani bencilliği bu sektörü yaparken bencilliğe hiç gerek yok. Ben o şekilde düşünerekten bu mesleği ilerletiyorum. O yüzden hani hangi dükkana girsem ya da sizde bile şu an kanalın içerisinde beni takip eden ustalarım vardır. Hangisine söylesem desem ki abi böyle böyle bilgiye ihtiyacım var. Kesinlikle tereddütte kalmam yani ben öyle düşünüyorum. O bilgiyi alırım diye düşünüyorum.
Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gençler, sizi de yorumlarda görmek istiyorum. Hoşça kalın.